Evlat ayrımı yapmak tabii hoş bir davranış değil ama ayrım yaptıkları yavru acaba desteğe muhtaç olan bir yavru mu? Onu bilemiyoruz tabii. Olur ya bazen fiziken, ruhen vesaire bir yapı itibariyle muhtaç olabilir başkasına. Ona karşı anne baba biraz daha yakın durabilir, durmalıdır. Çünkü ihtiyacı var. Ancak çocuklar normal hepsi. Sevgi noktasında bir farklı davranış gösterdikleri takdirde yahut öyle bir imaj sergilediklerinde bazı yavrular bundan etkilenebiliyorlar. O yüzden anne babaya tavsiyemiz ne olabilir? Yani sevgide de ne yap? Adil olmak gerekiyor. İ'dilû beyne evlâdikum buyurur Peygamber aleyhisselam. Yani Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli davranınız. Yani sevgide de olsa adil olunuz buyuruluyor. Yani sevgiyi kız çocuğuna, erkek çocuğuna vesaire eşit hatta kız çocuğuna biraz daha fazla sergilemek önem arz ediyor. O noktada yani anne baba bir yanlışlık yaptı ben ne yapayım? Size düşen nedir? Yani başkası yanlışlık yapıyor diye siz aynı şeyi yapamazsınız değil mi? Bizim özelliğimiz ne? Size iyilik yapmayanı iyilik yapabiliyorsanız bir anlam ifade ediyor. Gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, efendim, sılmen kata'ak veya size herhangi bir sıkıntı vereni affedebilmek. Müslümanın üç özelliğinden bahseder. Peygamber aleyhisselam yani gelmeyene gidin, vermeyene verin diyor ve size eziyet eden, zulmedeni de affedebilin demiş. Affetmek. Bu üç özellik güzel bir ahlakın aslında yansıması oluyor. Bizim bu kardeşimize veya başkalarına tavsiyemiz olur. Yani falanca yanlışlık yapıyor diye doğruluktan, doğru yoldan bu üç şeyden uzak kalmamalı. İleride herkes neyse meseleyi anlayacaktır ve efendim mükafatını bu kardeşimiz mutlaka alacak. Yani anne babanız mükafat vermese bile Cenab-ı Hak onun 10 katı, 100 katı, 1000 katı size ikram edecek. O noktada annem böyle yapıyor diye siz onların yaptığı hatanın benzerini yapmayınız. Size yakışan, Müslümana yakışan az önce söylediğimiz Peygamber Aleyhisselam'ın bu üç tavsiyesi, vermeyene verin, gelmeyene gidin, size zulmedeni de affedin diyor. Bu üç özelliği taşımak için hepimiz gayret edelim.